Şirkette görüşürüz o zaman. Nihat. Babanla görüşmek istiyorum. Kafanızda ne var? Aslında onun neler yapmaya çalıştığını anlamak istiyorum. Çok ileri gitti. Hı hı. Beni ona götür lütfen. Peki. Bir saat oldu. İyice tadını çıkarıyor. Kusura bakmayın Adnan Bey. Beklettim. Toplantıdaydım. Geleceğinizi önceden söylemiş olsaydınız. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Firdevs Hanım'ı yalıyı satmaya zorlamışsınız. Zorlamadım. Ona borçlarını ödemek için yardım ettik diyelim. Ben bu kadar masum bir alışveriş olmadığını biliyorum. Ne düşündüğünüz hiç umurumda değil. Tarzınızın ne olduğunu da biliyorum. Şimdi evi sizden geri alacağım. Ne kadar? Bir yanlışlık var galiba. O yalı artık benim. Üstelik satmaya da hiç niyetim yok Adnan Bey. Ne kadar? Pazarlık etmek için direnmiyorum. Evi gerçekten satmayacağım. Oturmayacağım da öylece duracak Firdevs Hanım'ın anıtı olarak. Sen hastasın. Gerçekten hastasın sen. O kadın yüzünden oğlumla bu hale geldim. Nihat pişman olup geri döndüğünde o ev onun olacak. Pişman olup yerlerde süründüğünde ancak bakacağım yüzüne. Nihat'la aynı fikirdeyim. Bu sağlıklı bir kafadan çıkan sözler değil. Göreceksiniz. Sizinle bir daha hiçbir şartta karşı karşıya gelmek istemiyorum. Thank you.